Bismillahirrahmanirrahim. Arapça 3 bölüm 7. Konumuz şart edatları. 5 alt başlıktan oluşmakta. El kelimat. El miftahiyye. Anahtar kelimeler. Faul cevabi. Faul cevap. Edevatu şart. Şart edatları. Gayrul cazime. Bitmeyen şart edatları. Şart el cazime, cezmeden şartı. Giriş. Önceden nasb ve cezm edatlarını görmüştük. Şimdi de şart edatlarını göreceğiz. Günlük hayatımızda Arapça 7. Evvela bir diyalog var. Hocanın soruları. Es'iletül müderrisi. Hocanın soruları. Müderris ile Mervan arasında geçen bir diyalog. El müderrisu, müderris yani hoca, öğretmen şöyle diyor. Keyfe nasıl takılı geçiriyorsun vakteke, vaktini ya Mervan. Mervan, vaktini nasıl geçiriyorsun? İktela, yaktelı, taktelı, ente. Gizli zamir ente burada faildir. Sen vaktini nasıl geçiriyorsun? Mervan diyor ki bil mudala'ati ve dersi. Mudala'a okumak demek. Ders çalışmak demek. Okumayla, araştırmakla birlikte toparlarsan Türkçe'ye yakışanı bu. Bil mudala'ati ve dersi, okuyup araştırmakla vaktimi geçiriyorum. Bil ameli ve sa'yi, çalışıp çabalamayla vaktimi geçiriyorum diye cevap verdi. El müderrisu, müderris diyor ki yebdu, öyle görünüyor ki enneke sen ta'rifu, biliyorsun, ente sen biliyorsun neyi? Kıymete şebabike, gençliğinin değerini, gençliğinin kıymetini biliyorsun. Ceyiden, iyi biliyorsun. Ve testefidu, istefade, yestefidu, testefidu, faydalanıyorsun. Minha ondan. Zamandan yani, yararlanıyorsun. Mervan diyor ki, naam, evet üstazi, evet öğretmenim. Men her kim ki, cara ala sibahu. Kim ki gençliğine yazık ederse, carat aleyhi şeyhu hatuhu, yaşlılığı da ona yazık eder. Carat yazık eder, aleyhi o kişiye ney yazık eder? Şeyhu ha, yaşlılığı, hu ona, onun yaşlılığı yani kendisine yazık eder. El müderrisu, müderris tekrardan. Lillahi durrake. Aferin sana. Fe öyleyse keyfe nasıl alakatuke ma'annasi. Peki insanlarla ilişkilerin nasıl? Alakatuke. Senin alaka, senin ilişkin ma'annasi. İnsanlarla ilişkin nasıldır? Mervan diyor ki eteveddelu ileyhim. Ve u'aşiruhum bil meveddeti. Eteveddedü ileyhim, onlara yakınlık gösteririm. Ve u'aşiruhum bil meveddeti, ve onlarla iyi geçinirim. İde, her ne zaman ki nasaha, nasihat etse ni, bana şahsun, bir şahıs, neyle nasihat etse, tavsiyede bulunsa, bil lehcetin şedidetin, sert bir dille, ne zaman ki bana bir nasihat, bir öğüt verse, la ukadi'uhu, onunla ilişkimi yine de koparmam. Birisi bana sert bir üslupla nasihat vermeye kalkışsa, yine de onunla ilişkimi, bağımı koparmam. Bel aksine, estefidu, istifade ederim, istifade etmek isterim. Min mülahazatihi, onun düşüncelerinden istifade etmeye çalışırım.
El müderris ma ra'yuke fi's sadakati vel estikai. Arkadaşlık ve arkadaşlar hakkındaki görüşün nedir? Sadakat arkadaşlık, estiga arkadaşlar demek. Bunlar hakkında görüşün ne? Ne düşünüyorsun? Mervan diyor ki el estikau el evfiyau, yani vefalı arkadaşlar. Kel yedi vel ayni, yed el gibidir, vel ayni göz gibidir. İde her ne zaman teellemet, acı çekse, el yedi beket el aynu, göz ağlar. Ve ida beket el aynu, göz ağlasa, mesahat ha el yedi. Mesahat siler, ha o göz yaşını, 57 el siler. Aralarında sıkı bir bağ vardır yani. El müderrisu, müderris diyor ki hafizake Allahu ya veledi. Allah seni korusun evladım. Veledi evladım. Erake mevhuben akilen. Era ben görüyorum. Ke seni. Mevhuben yetenekli. Akilen akıllı. Sen akıllı ve yetenekli birisi olarak görüyorum. Mervan diyor ki hada işte bu befevli ma befevli ma o şeyin sayesindedir ki erşede irşad etti, yönlendirdi na bizi ileyhi ona. Kim ehluna? Ailemiz ve esatizuna ve öğretmenlerimiz. Ha da bu durum, yani ben akıllı ve yetenekli bulma durumun var ya, işte bu niye böyledir? Bu öğretmenlerimizin ve ailemizin bizi ona yönlendirmesi neticesinde oluşmuştur. Yani ben çok zekiyim ondan oldu demiyor. Kul şeyin, her şey ida kethura, çok olduğu vakit. Rahusa, ucuzlar. Her ne ki çok bulundu, onun değeri düşer yani. İllel aklu, akıl hariç. Fe kullema, her ne zaman ki kusura, çok oldu. Zadet, arttı. Kıymetuhu, onun kıymeti. Akıl çoğaldıkça kıymeti artar. Onun dışındaki şeyler ise böyle değildir. El müderris. Fehel ente hel mı mi mu, ente sen. Teteraha, sen gevşer misin? Ve tetehazelu, emame siyabi, zorluklar karşısında, zorluklar önünde gevşer misin diyor. Gevşeme durumu sende olur mu? Gevşemek, yılmak, vazgeçmek sende oluşuyor mu? Mervan diyor ki la, hayır. Maneviyati, yani moralim nedir? Aliyetun, yüksektir daima, hem de devamlı. İn lem testedir, güç yetiremesen bile, en tekune olmaya necmen, bir yıldız, fis semai, gökte. Gökte bir yıldız olmaya gücün yetmese de, fe öyleyse havil. En tekune misbahen fi hayatike, hayatında misbah kandil demek, lamba demek, ışık demek. Işık ol. Tekune misbahen, en tekune misbahen, bari ışık ol. Gökyüzünde bir yıldız olmasan da bari ışık ol. El müderris, ehsente ya Mervan. Çok iyi dedin Mervan diyor. Fema huve hedefuke el esma fil hayat, hayatta en yüksek hedefin nedir? Ma huve, o nedir? Ma nedir? Huve o. Hedefuke, senin hedefin. El esma, yüksek. En yüksek hedefin nedir? Fil hayat, hayatta. Mervan diyor ki tehzibun nefsi, nefsi terbiye etmek.
ve tenmiyetul akli, aklı geliştirmek ve husnul civari ma'an nasi, insanlarla iyi geçinmek ve tezeyyuni, tezeyyün bi ahsenil huluki, ve en güzel ahlaka sahip olmak. En güzel ahlakı süslemek yani, sahip olmak. Dil bilgisi şart edatları. Kavaid edavatü şartı. Bir eylemin belli şartlarda meydana geleceğini ifade etmek için Arapçada bazı edatlar kullanılır ve bunlara şart edatları denilmiştir. Şartın oluşabilmesi için iki ayrı cümle söz konusudur. Şart cümlesi ve cevap cümlesi. Yani bir şarttan bahsedeceksek, örneğin çalışırsan kazanırsın. Yani çalışırsan birinci cümle, kazanırsın ikinci cümle. Şart cümlesi, şart edatından hemen sonra gelen ve eylemin meydana gelmesinin koşulunu ifade eden cümledir. Yani çalışırsan kazanırsın. Cevap cümlesi de sonuçtur. Ortaya çıkacak neticeye cevap cümlesi diyoruz. Bunlar birazdan zaten örnekler geldiği esnada daha iyi anlaşılacaktır. Şart edatları kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Hangi yönüyle? Cezmeder mi etmez mi? O yönüyle ikiye ayrılmaktadır. Cezmeden şart edatları. Bu edatlar cümlenin hem şart kısmındaki hem de cevap kısmındaki muzari fiilleri, yani hem şart fiilini hem de cevap fiilini, ikisini de cezmetmektedir. Dolayısıyla iki fiil cezmederler. İki muzari fiili, şart fiilini ve cevap fiilini cezmetmektedir. Bunlar her ne kadar iki muzari fiili cezmeden edatlar olarak anılsa da, şart cümlesinin şart bölümünde ve cevap bölümünde birden çok muzari fiil bulunması durumunda onların hepsini de cezmederler. Bu edatlar nelerdir? İn, eğer, ola ki anlamına getir. İn tekra, eğer okursan kesiran çok, ne olur? Tettesi' marifetuke, bilgin gelişir. Gelişir, marifetuke senin bilgin. Şart nerede, cevap nerede? İn tekra, okursan, okuman koşuluyla, okuman şartıyla, burası bir şart. Okuman koşuluyla ne olur? Sonuç nedir? Tettesi, yani bir genişleme, bir artma söz konusu olur. O zaman burası da cevap olur. Ve tekra cezimlidir. Tettesi cezimlidir. Yani in iki tane fiili cezmetmiştir. Buna zaten bir önceki videomuzda, önceki ünitede işaret etmiştik. İn şart edatı, tekra kesiren şart, tettesi marifetuke cevap cümlesi olmaktadır. Cümle böyle ama yani şart fiili bu. Cevap fiili bu. Gerisi fiil değil ama cümleye dahildir gerisi de. İn tudi'i valideyke tenel rızahuma. Anne babana itaat edersen onların rızasını elde edersin. İn, ini şartiye. Yani şart manasına gelen in. Cezmetmektedir. Tudi' birinci fiildir. Cezmetmiştir. Cezm alameti sükundur. Tenel ikinci fiildir. Bu da cezm olmuştur. Cezm alameti son harfte bulunan sükundur. İntasbir, inşa et tasbir sabredersen ve tüsabir ve sebat gösterirsen, devam edersen tenel nail olursun, kavuşursun. Ma o şey ki tetemennahu, sen onu temenni ediyorsun. Temenni ettiğin şeye ulaşırsın. Yukarıda ne demişti? Her ne kadar biz iki fiil desek de cümlenin devamında yer alan ve cevap cümlesinin fiili olan, pardon o değil, yanlış yere gösterdim. Her ne kadar iki tane desek de birden çok muzari fiil varsa cümlede, o zaman onları da ne yapar? Cezmeder demiştik. Şart cümlesinin şart bölümünde ve cevap bölümünde birden çok fiil bulunursa onları da cezmeder. İlla iki değil yani, en az iki şeklinde bunu kafamızda tutmalıyız. İşte burada o olmuş. Tesbir birinci fiil. Tusa bir ikinci fiil. Tenel üçüncü fiil. Üç tane fiil cezme olmuştur. Cezmeden kimdir? Nedir? İndir. Tesbir sabredersen ve tusa bir ve sebat edersen, sebat gösterirsen iki tanesi de nedir?
Şarta dahildir. Bunlar yaparsan ne olur? Sonuç tek fiilde ifade edilmiş. Kavuşursun yani. Cevap fiili budur. Cevap cümlesi ise olduğu gibidir. Ma tekra yenfa'ke. Ne okursan sana yararlı olur. Ma her ne ki tekra sen okuyorsun. Yenfa' fayda verir ke sana. Ney? Hüve. Gizli zamir faildir. O okuduğun şey yani. Ma teddehirhu. Ma ne yapıyor? Cezmediyor yani. İkincisi ma'dır. Ne? Her ne? Manasına gelmektedir. Tekrar cezmetmiştir. Yenfa' bunu da cezmetmiştir. Yine ma var. Teddehir cezm olan ilk fiil. Yenfa' cezm olan ikinci fiil. Ma tektumu. Aslında neydi? Tektumu ne? Sonunda nun vardı. Ma sondaki nunu düşürmüştür. Ya'lem. Bu da ikinci fiil. Ya'lemu idi. Ötre gitti. Yerine sükun işareti geldi. Nun vardı. Nun gitti. Yerine elif geldi. Cezm alameti nunun düşmesidir. Ma demek ki iki tane fiili muzari cezmetmiştir. Men. Kim? Her kim? Manalarına gelmekten. Men her kim yamel yaparsa su yani bir kötülük yüze bihi. Karşılığını görür. Şimdi men şart edatımız. Yamel cezm olan ilk fiilimiz. Cezm olan ikinci fiil nerede? Yüce. Cezm alameti ne? Cezm alameti sonundaki illet harfinin düşmüş olması. Ceza. Ceza. Cezayı daha önce duydunuz. Cezanın sonundaki illet harfi düşmüştür. Ceza, yecizi, yucuza, yucuzeyu sondaki harf silindi, yüce kaldı. İllet harfinin düşmesi onun cezm alameti oluyor. Men yekfur. Cezm alametleri sükundur, şarttır, cevaptır. Men yahfez hazihil kaside yenel caize. Kim bu kaside ezberlerse bir ödül alır. Men cezm edatımız hem cizim hem de şart. Yahfez birinci muzari fiildir. Cezm olmuştur. Cezm alameti sükundur. Şarttır ki muhafaza ederse, ezberlerse ne olur? Yenel, nail olur. Kavuşur. Demek ki cevaptır. Cezm alameti sondaki sükun harfidir. Meta te'tu nukrim te'tu ne? Sonunda nun gitti. Nunun gitmiş olmasını elif ve vavın yan yana yazılmasından anlıyorum. Nunun düşmüş olduğu, nunun silinmesi burada cezm alameti. Nukrim burada cezm alameti ise sükundur. Meta ye'ti ye'ti sonunda illet harfi vardı. Silindi. Eta ye'ti. Bunları anlıyorsunuz tabii ki. Neydi fiil? Şuydu. Aslında şöyleydi yani. Ye'ti. Ama ne oldu? İllet harfi cezim alameti olarak illet harfi silinmiştir. Yüzra'i. Yüzra'i. Bu nasıl cezimdir? Aynı şey burada da geçerli. Desek ne olur? Hatalı olur. Peki burada niye esreli yazılmıştır? Fiilin kökü zera. Zera. Fiili muzar yaparsan yezra olur. Meçhul yapılmıştır. Bu yüzden yüzra olmuştur. Tamam oldu. Meta yetti cezmeti. Cezme alameti olarak sonundaki nunu düşürdü. Yüzra kelimesinin de cezme olması lazım. Olmuş. Cezme alameti nedir yani? Cezme alameti sonundaki sükundur. Sükun göremiyorum ben. Esasen ilgili kelime şöyle yazıldı evvela. Yüzra. Ardından hemen peşinde eliflerle bir kelime geldiğini görmekteyiz. Yüzra el gutni diye okunmaz. Kelimeyi parça parça okuyamazsın. Kelimeleri birleştirmek gerekiyor. Sakin bir harfe hareke vereceğin esnada esre verirsin diye kaide vardır. İşte o esre oradan geldi. Sol taraftaki kelimeye bağlantısal olarak okumak gerekti. Hareke vermek lazım. Harekeyi de esre veriyoruz. Çünkü Arapçada kaidedir bu. Sakin bir harf harekeleneceği esnada kendisine esre verilir. İşte buradaki esre odur yani. Dolayısıyla buradaki esreyi görüp bu kelime cezm olmadı veya bunun cezm alameti esre veya demek illet harfi düşmüş ki esre kalmış şeklinde yorumlar yapılmamalıdır.
Eyne nerede? Eyne yekun yukerrem. İlk fiiller şart. Sonuncu fiiller cevap olarak adlandırıyoruz. Eyne tezhebu. Cezme alameti ne? Nunun düşmesi. Nunun düştüğü nerede anladın? Vav ile Elif'i yan yana gördüm. Demek ki buradan nun silindi. Elif geldi. Vav zaten burada her halükarda var. Nezhep de cevaptır. İzma. İn gibi eğer manasına gelmekte. İzma te'ti tecid. Eğer gelirsen bulursun. Te'ti eta ye'ti te'ti. Yani şuradaki durum. Fiil de aynı zaten. Tecid vecede yecidu tecidu tecid. Cezm alameti sondaki sükun. Mehma tes'el nucibi. İkisi de cezm olmuş. Cezm alametleri her ikisinin de sükundur, şarttır, cevaptır. Eyyâne ne zaman? Eyyâne tusa'idil âhirîne yusa'idike tusa'idi. Bu neye benzedi şimdi? Yukarıda anlattığım yuzra'i. Buraya benzedi. Aynı şey burada da söz konusu. Aslında bu tusa'idi değil yani tusa'idi. Dalda sükun var esasen. Tusaid. Dalda sükun var. Ama sol tarafında liflanlı bir kelime var. Oraya bağlantı kurarak geçmek gerektiğinden buna bir hareke vermen lazım. Ne verelim? Gelip ötre verelim. Hayır. Arapçada kaide neydi? Sakin bir harf hareke vermek istiyorsan o harekeyi esre olarak vermelisin. Bu yüzden tusaidi oldu. Bu önemli bir bilgi şu anda sizin için. Çünkü sınavda böyle bir cümle yazılsa, hadi şartı göster dense, siz de biliyorsunuz ki şart fiilin meczum olması gerekiyordu. Bir fiilin meczum mudur değil midir? Alametini görerek karar vermen lazım. Tusaidi. Bakıyorum cezm alameti ne var? Hiçbir şey göremiyorum. Esreyle bitmiş. Esre cezm alameti olarak geçmedi zaten biliyorsunuz. Cezm alametlerinin ne olduğuna biz bir önceki ünitede de değinmiştik. Dolayısıyla bu cezimli bir fiil değil bir problem var şeklinde düşünmemeliyiz yani. Eynema teksur. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. Bu aslında teksur ra'nın sükunu vardı. Peşine elif lam kelimeye geldiği için o sükunlu olan ra'ya esre verdiler ve geçiş yaptılar. Dolayısıyla teksur nedir? Mezzumdur. Cezm alameti sükundur. Her ne kadar şu anda sükunu göremesen de sükundur yani. Şarttır. Cevap nerede peki? Tekille. Tekille cezm halinde midir? Evet. Nasıl cezm? Muzafil. Muzafilin cezm alameti fethalı olarak yazılmasıydı. Hatırlıyorsunuz. Eyyun hangi manasına geliyor? Eyye cihetin. Tetteci, etteci. Birinci fiil, ikinci fiil. Şarttır, cevaptır. Eyye yemin tesil şart. Tecid cevap. Tedheb şart. Elhak cevap. Tehul muzaf fiildir. Şarttır. Cezm alameti kendisinin fethayla bitmiş olması yeterli zaten. Haysuma her ne zaman, her nerede manasına gelmekte. Sen nereye konarsan oraya mutluluk konar. Haysuma her nereye tahulle konarsan, kim ente sen konarsan tahulle konar yani. Es-saadetu saadet konar. Birinci fiil şart, ikincisi ise cevaptır. Fiiller aynı olabiliyor görüyorsunuz. Tahulle, tahulle aynı fiil. Bir tanesi şart, ikincisi cevap olabilir fiillerin illa. Şurada olduğu gibi ayrı ayrı bir fiil kökünden olması şart değil. Şurada da kök aynıydı. Burada ise bizzat kökü de fiilin yazılışı kalıbı da aynıdır. Ama fark etmiyor. Önemli olan orada geldiği mana, orada ne için kullanıldı. Birincisi şart, ikincisi cevap olarak kullanılmış. Tekun yekun. Birincisi şart, ikincisi cevaptır. Sen nasıl olursan çocuğun da öyle olur. Olursan bir şart bu. Cevap da sonuç yani. Cevap nedir? Sonuçtur. O da öyle olur diyor. Cezmeden şart edatları. Burada da tablo halinde görüyoruz. İn, ma, men, meta, eyne, izma diye aşağı doğru devam ediyor.
Şart edatlarının manalarını bilmemiz lazım. Hangileri cezmediyor, hangileri etmiyor bilmemiz lazım. Şart ögesini ve cevap ögesini ayırt edebiliyor olmamız lazım ve cezm alametlerini kesinlikle biliyor olmamız gerekiyor. Teclis, eclis, tekul, akul. Yectehid, yencah, tezheb, ezheb, tezhebu, nezheb, tetti, tef'al, nef'al devam ediyor. Ey gün mureptir, yani ey gün kelimesi cezm edatları, şart edatları olarak geçti. Ey yun, ey ye, ey yi farklı farklı yazılabilir yani ya'nın harekesine şey yapmayın. Aldırış etmeyin. Biz burada ey yun diye ezberledik de sınavda ey ye çıktı. Acaba aynı şey midir? Evet, aynı şeydir. Harekesi değişir yani. Ey ye kitabin. Burada fetha yazılmış. Bu ey yi de olabilir. Başına harficer gelir. Ey yi diye yazılır. Ya'nın harekesine takılarak yabancılamayın. Burada da tekrar vurguluyor. Her ne kadar bunlar iki tane muzari fiil cezmediyor desek de ikiden fazla da olabilir yani. İntedrus ve tehid, tencah ve tetefevvak. Çalışır ve gayret edersen başarır ve yükselirsin. Çalışır ve gayret edersen. İki tane fiil kullanmış bak. Çalışmayı ve gayreti şart olarak sunmuş. Başarır ve yükselirsin. Başarmayı ve yükselmeyi de cevap olarak sunmuş. Yani tedrus ve tecit tehid şarttır. Tencah ve tetefevvak ise cevap olarak yer almaktadır. İlgili fiiller bir tanesi mazi, diğeri muzari olabilir. İncae eğer gelirse müderrisuna öğretmenimiz nedrus çalışırız. İncae yani şart edatından sonra muzari gelmesi zorunlu değil. Burada mazi gelmiştir. İn ictehedete tencah. Çalışırsan başarırsın. Peki cae mazi fiildir. Bu mazi fiilin cezm alameti nerede? Cezm alameti sükun mu? Fetha mı? Cezm alametini gözümüzde göremeyiz. Mazi fiilde cezm alameti olmaz. Neden? Maziler mebnidir. Yani mebni ne demek? Yazılışı donuktur. Yani başında cezmedatı varmış, nasbedatı varmış, yokmuş. Bunlar önemli değil. Mazi her zaman için standart bir yazılışa sahiptir. Başına gelen şeylerden dolayı yazılışı değişmez. Ama muzari değişebilir. Men sabera zafera. Sabreden kazanır. Şu an ne oldu? İki fiil de mazi olarak geldi. Sabera şart. Zafer ise cevaptır. Men şart edatımız gözüktüğü üzere her ikisi de nedir? Mazi fiildir. Sabera zafera. Bu daha önce bir mülakatta sorulmuş cümledir. Yani men sabera zafera mı yoksa sabera zufira mı diye. Bizi ziyaret edersen sana ikram ederiz. İn zurte. Sen ziyaret edersen na bizi ekramna. Biz de ikram ederiz ke sana. Gözüktüğü üzere her iki fiil de nedir? Mazidir. Demek ki şart edatlarından sonra muzari fiil gelir diye bir kural yoktur. Mazi de gelebilir. Bir tanesi de mazi olabilir. İkisi de mazi olabilir. Cezmeden şartlardan sonra gelen şart ve cevap cümlesindeki fiiller muzari oldukları takdirde mezzum olurlar. Mazi oldukları zamansa dikkat, mahallen meczum olurlar. Niye? Çünkü mazi fiiller mebnidir. Bu çok önemli bir bilgi sizler için. Şöyle bir cümle verilir. Mesela zürten altı çizilir. Ve der ki altı çizili kelimenin irabı hakkında hangi şıkta doğru bilgi verilmiştir? A şıkkı meczumdur. Cezm alameti fethadır. Ya fetha bir yerde cezm alametiydi. O mazi miydi? Muzaf fiil miydi? Bir karmaşaya gidebilirsin. Veya ra'da sükun var. Zürte. Demek ki meczumdur. Cezm alameti sükundur şeklinde yazabilirsin. Yazma yani böyle yapma. Çünkü mazi fiildir. Bu mazi fiiller nasıl iraplanır? Mahallen. Mahallen meczum, mahallen mensup, mahallen merfu. Yani irabını mahallen alacaktır. Onun irabını belirlerken cümlenin başına mahallen yazmayı unutma. Mahallen her neyse o mahallendir. Mazi fiiller böyledir. Neden? Mebnidir. Ne olmuş? Tüm mebniler mahallen irap alır. Bu olmuş. Eğer mebni değilse fiil nedir? Mureptir. Mebni ile murep zıt kavramlardır. Mahallenin zıttı da lafzen.
Yani fiil-i muzariler mebni değildir, mureptir. Dolayısıyla fiil-i muzarilerin i'rabı mahallen değildir, lafzandır. Lafzan meczumdur. Lafzan yani okunuş, telaffuz ediliş, seslendiriliş bakımından meczumdur. Cezm alameti de şudur, budur diye ifade edilir. Mazi fiillerin cezm alameti ise ifade edilmez. Yoktur çünkü. Mazi fiil mahallen meczum deyip geçip gideceksin. Mahalle mevzum cezm alameti de şu şeklinde bir şey belirtmeye çalışılmamalıdır. Dikkat! Ecve fiillerin gerek üçlü sülasi yapılar gerek arttırılmış mezit yapıları muzari kiplerinde ikil, eril, çoğul ve ikinci şahıs muhatabı hariç diğer şahıslarda cezim durumunda illetli olan aynel fiil yani orta kök harfi düşer. Bayağı şey anlattım ama bu daha önceki yöntemde işlenmişti zaten. Yegulu, yegul olur, yegul olmaz. Neden? Lambda sakin, vav da sakin şeklinde yani iki tane sakini yan yana yazmak caiz değildir. Bu yüzden bir tanesi düşecek. Hangisi düşsün? Vav düşsün. Neden? Vav zaten illet harfi. Met harfi diğer adıyla, lin harfi diğer adıyla, zayt harf. İllet harfi olduğu için kendisinde yani değişiklikler olabilir. İllet harfi bir vardır, bir yoktur. Burayı ben tamamını okumuyorum ama biliyoruz ki nakıs fiiller cezm alameti olarak sonundaki illet harfi düşer. İn yer mi. Bunu gördüğünde mi esreyle bitmiş. Hemen sola bakarsın. Peşine eliflamlı bir kelime mi geldi? Bu kelime bir isim mi? Bu kelime bir isim mi? Peşine bir eliflamlı kelime mi geldi? Bağlantı kurmak için aslında cezm olduğu halde esreye mi dönüştürüldü? An itibariyle ya burada muzarat harfidir. Yani bu fiilin muzari olduğunu göstermek için gelmiştir. Onu da silersen geriye ra ile mim kalır. İki harften de fiil olmaz. Demek ki buradan bir harf silinmiştir. Bu yöntemle buradan bir harfin düştüğünü, o düşen harfin de sondaki illet harfi olacağını düşünerek cezm alametinin sonundaki illet harfinin silinmesi olduğunu fark etmeliyiz. Zaten bu konuyla ilgili bir fiil çıkarsa muhtemelen kitapta geçen rama, yermi gibi meşhur bir fiilin çıkacağını düşünüyorum. Ve iltaka, yelteki, yelteki. Yelteki yani yelteki ya, yeltegu, termi, yermu, yermu ne değil, yermu, yermi yani, yermi ya, tesniyede nun. Cimri müzekkerde nun'un düşmesi. Cezm alametlerinin neler olduğunu unutmamalıyız. Bir de ne var? Cezmetmeyen şart edatları var. İda ve lev. Buna da ayetten örnekler verilmiştir. İde hem bir şart edatı hem de zaman zarfıdır. İde tutla okunduğu vakit. Aleyhi ona. Ayatuna ayetlerimiz. Kale dedi ki esadirul evveline eskilerin masallarıdır derler. İde tutla. İşte cezmetmemiştir. Tutla sondaki harfi sil. Tutle kalsın. İllet harfini sil. Öyle bir şey olmamış. Harf olduğu gibi duruyor. İza vakaatil vakia. Burada zaten ida cezm alameti olarak bir şey bize sunamazdı. Çünkü vakaattır bu nasıl değil mi? Vakaa, 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 vakaat, ketebet, fetahat gibi yani. Buradaki esre neyinlisi? Yani üçüncü, dördüncü kez söylediğimiz üzere esasen burada sükun vardır ve gayet şeklinde ama ardından yani sol tarafta eliflamlı bir kelime var. Sakin bir harf var. Sükun var burada. Sakin. Sakinle okumaya başlamak caiz değil. Mümkün değil. Yani l-vakia l böyle bir şey mümkün olmadığından sağ taraf her ne kadar sakin olsa da orijinali sakin cezimli olsa da buraya esre veriyoruz. Til vakia yapıyoruz. Burada bir cezm alameti yok ama bu mazidir. Cezm alameti almaz. Şayet ida onu cezmedecek olsaydı buraya biz mahallen mezdum diyecektik. Ama ida zaten cezmetmiyor. Lev cezmeden edatlardan in edatıyla eş anlamlıdır. Ancak genellikle geçmiş zaman için kullanılmakta. Cevabının başına da tekit amacıyla bir lam harfi gelebilir. Lev kuntu ganiyen le beneytu medarise. Lev cezmetmiyor. Mazinin başına gelmiştir. Mazi
Yani sonra burası şart yani. Cevabı da lebeneytüdür. Lev enzelnâ hâzel Kur'ân alâ cebelin le ra'eytuhu. Lev yine cezbetmemiştir. Enzelnâ şart fiilimiz. Şayet indirseydik yani şu Kur'an'ı bir daha le elbette ra'eyte sen görürdün hu onu. Burası cevap cümlesidir. Lam dahil olmuştur. Lev lem yuced. Bu meczumdur. Neden? Lem var başında. Cezmeden bir şey var. Lev lem yucedi. Te'abu. Böyle mi okuyacağız? Hayır. Yucedi te'abu. Geçiş yapmak için yine buraya ne yapmalıyız? Es'e vererek geçiş yaparız. Es'e yazılmamış olsa da okurken es'e vermen gerekir. Levla eğer olmasaydı anlamında. Levla el ilmu le sadel cehlu. Cehalet yayılırdı. Levla el ilmu ilim olmasaydı le elbette sade yayılırdı. Yani el ilmu şarttır. Le sade onun cevabıdır. Lam yine cevaba dahil olmuştur. Levma levla ile aynıdır. Le heleke. Lam yine cevaba dahil olmuştur. Şarttır, cevaptır. Beynema iken arada manasına geliyor. Beynema ene sairun raeytu hadisen fit tariqi. Yolda yürürken bir kazaya şahit oldum. Beynema iken ene ben sairun yürürken raeytu gördüm hadisen bir kaza bir olay gördüm fit tariqi yolda. Beynema ile yakın anlam taşımakla birlikte biraz daha sürpriz dolu, beklenmedik olayları da ifade etmek için kullanılmaktadır. O da burada yazılı. Endema iken dığı zaman. Endema bedetu el medresete. El iptidaiyete. İlk okula başladığımda kuntu idim fis sadisi minel umri. 6 yaşındaydım mı diyor. Sadis diyor gerçi yanlış. Sadis minel umri. 11 yaşındaydım diyor. Tabi 11 nasıl dedin sen şimdi? Küntü fis sadisi diyor. Minel umri. 11 yanlış mana yanlış verilmiştir. 11 diye bir rakam burada söz konusu değil. 11 diye yani iki tane rakam veya sayı söz konusu değil. İlk okula başladığımda 6 yaşındaydım demesi lazım. Şurada bir şaşırma söz konusu. Heynema, indema ile eş anlamlıdır. O da burada yazıyor. Önemli olan bunların cezmetmediğinin farkında olmak. Lemma, indema ile eş anlamlı muzarif fiilin başına gelip onu cezmeden ve söz konusu eylemin henüz meydana gelmediğini belirten lemmadan ayırt edilmelidir. Lemma teharrace. Lemma teharrac değil ama lemma teharrace cezmetmiyor. Minel külliyeti. Fakülteden mezun olunca bede başladı yağmuru çalışmaya fi şirketin ecnebiyetin. Yabancı bir şirkette çalışmaya başladı. Peki neden farklılık var? Çünkü lemma burada mazi fiilin başına gelmiştir. Muzari fiilin başına gelmemiştir. Muzari'nin başına gelirse cezmeder, mazinin başına gelirse cezmetmez. Bu durumda şart edatı olarak kullanılır. Evet, üniversiteden, fakülteden mezun olunca bede başladı. Yani teharacı şart bede cevap olarak gelmekte. Küllema her ne zaman? Küllema zurtuhu vecedtuhu meşgule. Ne zaman onu ziyaret etsek etsem meşgul buldum. Şimdi tek tek bunları burada tekrar veriyor. Yani cezmetmeyen şart edatları şunlardır. Aşağıya doğru şart edatları bunlardır. Şartın cevabı şunlardır diye bunları ayrıca yeniden vermiş. Şart edatlarından in, izma, lev, levla, lev, ma dışında kalanların hepsi nedir? İsimdir. Burası da önemli. Sorar yani. Aşağıdakilerden hangisi isimdir? İsim olan şart edatları cümlede yerine göre mübteda, mef'ulü bih gibi bir öge olabilir. Ancak
İn, idma, lev, levla, levma. Yani aynı şeyler. Bunlar nedir? Harftir. Aşağıya dört tane şık verir. Bir tanesini harf verir. Üçünü isim verir. Hangisi harftir? Bul bakalım der. Bu yüzden bunlar bilin yani. Bunların harf olduğunu, bunların dışındakilerin isim olduğunu bilmemiz gerekir. Bunlar harf olduğu için İraptan mahalleri yoktur. İraptan yerleri yok. Yani bunlar müpteda değildir. Bunlar merfu değildir. Bunlar mezum değildir. İraptan mahalleri yok, konumları yoktur. Diğerleri isim ama diğerleri meful, mübteda, haber gibi şeyler olabilir. Bunlar olmaz. Hangileri harf, hangileri isim? Hangisinin İraptan mahalli var, hangisinin yok? Bunları ayırt etmemiz gerekiyor. İrap örnekleri. Men burada mahallen merfudur. Neden? Mübtedadır. Bu yüzden merfu olması lazım. Ama mahallen. Neden? Çünkü mebnidir. Sükun üzerine mebni. Men her zaman için men diye yazılır. Menu, meni, mene diye yazılmaz. O yüzden sükun üzerine mebni diyoruz. Yani yazılışı sabit demek bu. Her zaman sükunla biter demektir. Burada mübtedadır kendisi. Ama konu sadece bu değil yani. Asıl konu bunun cezmetmeyen bir şart edatı olduğunu bilmek gerekiyor. Pardon, cezmeden bir şart edatı olduğunu bilmek gerekiyor. Birincisi, ikincisi. Şart, cevap. Tamamını okumuyorum. Hep ayrıntılar yazılı zaten. Türkçe buralar. Geçtim buraya kadar. Cümlesinin irabını yap demiş. İn teksur el medarisu in. İni şartiye. İn harf midir, isim midir? Teksur birinci fiil. Yenteşir ikinci fiil. Yani burası şarttır, burası cevaptır. Teksur aslında teksuru idi. Muzari fiildir. An itibariyle mezumdur. Cezm alameti sükundur. El medarisu onun faili olur. İnşa tek soru çoğalırsa el medarisu okullar faildir. Merfudur raf alameti zamme. Yenteşir yayılır. Et ta'limu eğitim. Yenteşir inteşara yenteşiru. Yenteşir mezumdur. Cezm alameti sükundur. Et ta'lim de onun failidir. Yen ikisini de cezmetmiştir. Burada da İsra suresi 7, Zilzal 7. Buralara bir göz atın denilmiş. İn, ini şartiye. Cezmedatımız. Ehsentum mazi fiildir. Ehsentum yine mazi fiildir. İnşaet ehsentum iyi olursanız ehsentum iyi olmuş olursunuz. Kim için? Lienfusikum kendiniz için. Ve inşaet esettum kötü olursanız felha yine kendiniz için kötü olmuş olursunuz. Size aittir bu da. İni şartiye şarttır cevaptır. Şarttır cevaptır. Fe izâ câe va'dul âhireti lisû'û. Aslında yesû'û ne idi? Lisû'û olmuştur. Emri gayb lamıdır. Lisû'û. Lam burada cezmetmiştir. Cezm alameti sondaki nunun düşmesidir. Ama bir şart edatı değil bu. Veliyed hulu aslında yed hulu ne? Sonunda yine nun vardı düşmüştür cezm alameti olarak. Lamul emir. Emri gayb lamı. Ama burada yine bir şart cevap söz konusu değildir. El mescid onun mef'ulü olur. Kema dehaluhu evvele merraten ve yutebbiru. Aslında yutebbiru ne? Sonunda nun vardı düşmüştür. Nitekim yerine elif geldi. Sağında da vav var. Dikkat ediyorsunuz. Şart veya cevap manası içermez ama cezmetmiştir yani. Cezme alameti sondaki nunun düşmesidir. Başka da bir şey yok. Femen Zilzal suresi 7'deyiz. Men şart edatımız yamel. Burayı cezmetmiş. İlk fiil bu. Şart fiilidir. Men kim yamel yaparsa mitkale zerratin hayran. Zerre miktarı, zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa ne olur? Yara görür hu onu. Yani şart cümlesi buraya kadardır ama şart fiili şudur. Cevap da yaradır. Cevap cümlesi yara hu'dur ama fiil olarak yalnızca yaradır. Peki cezm alameti nedir? Sondaki illet harfinin düşmüş olmasıdır. Era, yara, sondaki illet harfi düştü. Bu onun cezim durumunda olduğunu göstergesidir. Yani men ne yapmıştır? İki tane fiil cezmetmiştir. Faul cevap. Faul cevap yani cevaba bazen fa dahil olur. İşte ne zaman dahil olur? Konu bu. Cevap ile cezanın aynı manada kullanıldığını bilin. Cevap eşittir ceza aynı şey.
karşılık demektir ceza. Cevap da karşılık demektir. İşte bazen cezaya yani cevaba baş tarafına yani ilk harf olarak fa harfi dahil olabilir. Bu harfin vücuben yani zorunlu olarak geldiği yerler vardır. İşte onlar nelerdir? Şunlardır. Cevap cümlesi eğer bir isim cümlesi ise men kim ki cebbe gayret etti. Fennecahu halifuhu. Başarı onun yanında olur. Başarı onun yanındadır. Burada demek ki cevap cümlesi bir isim cümlesi olarak karşımıza gelmiştir. Men bizim şart edatımızdır. Cedde şart fiilimizdir. Şart cümlemizdir. Fennecahu halifuhu. Ennecah mübtedadır. Halif kelimesi onun haberidir. Burası mübteda haberdir. Mübteda haber bir bütün olarak, cümle olarak isim cümlesidir. Ve cevaptır yani. Kim cet ederse yani gayret ederse ne olur? Ennecahu başarı halifuhu onun yanında olur. Cevap cümlesi iki parçadan oluşmuş. Mübteda haberden oluşmuş bir isim cümlesidir. Dolayısıyla bunun başına fa'nın gelmesi zorunludur yani. Diğer cümleyi okuyalım. Eğer bana ihtiyaç duyarsanız ben yardım için hazırım. İnşaet tehtacu siz ihtiyaç duyarsanız ileyye bana. Ne olur? Fe bu durumda ene ben müsteiddun hazırım. Niye? Lil müsaadeti yardım için hazırım. Burada da ene müsteiddun ene ben neyim? Müsteiddun hazırım. Ene müsteiddun. Mübteda haberdir. Ene mübteda müsteiddun haber. Mübteda haberden cevap cümlesi oluşuyor. Yani bir isim cümlesinden oluşuyor. İsim cümlesini diyebilmen için bir yere oranın mübteda ve haberden oluşmuş olması gerekir. İşte burası isim cümlesidir, cevaptır. Öyleyse başına fe'nin dahil olması zorunludur. Dahil olmuş. İza gumtum bi bahsin ilmiyin. Bilimsel bir araştırma yapacaksanız fe bu durumda nahnu biz ned'umukum. Sizi destekleriz. Nahnu biz ne biz ned'umu destekleriz. Nahnu mübtedadır. Ned'umu bir fiildir. Fiili muzaridir. Tek başına haber olamaz. Haber olabilmesi için ned'umu artı gizli zamir olan nahnu. Yani şuradaki nahnudan hariç bir nahnu daha var. Gizli ama. Ned'umu destekleriz. Kim destekler? Nahnu biz gizli zamir olarak orada bulunmaktadır. İşte fiil artı fail birlikte bir fiil cümlesi olarak bu defa fiil cümlesi olarak nedir? Haberdir. Nahnu mübteda gördüğümüz nahnu mübtedadır. Göremediğimiz nahnu nedum ile birlikte bir bütün oluşturarak bir fiil cümlesi olarak haber olmaktadır. Mübteda haber birlikte yer aldığından dolayı yani bir isim cümlesi burası. Bu durumda fa'nın dahil olması zorunludur. Peki iki cevap cümlesi talep cümlesi olursa talep derken yani emir ya da nehi ile başlıyorsa veya soru cümlesi olursa diyebiliriz ki cevap cümlesi emir, nehi veya soru. Emir, emretmek. Nehi, yasaklamak. Soru. Bu üçünden biriyle başlıyorsa cevap cümlesi bu durumda yine fa'nın dahil olması gerekiyor. İnşaet hayya selam verirse ki sana ehadun birisi. Bir tahiyyetin bir selam ile seni selamlarsa sana selam verirse fe bu durumda hayyi sen de selam ver hi ona neyle bir ehsene daha güzeliyle neyden daha güzeliyle minha o selamdan yani o selamdan daha güzel bir selamla karşılık ver diyor. Peki ne oldu? Şöyle bir şey oldu. Hayyi emri hazırdır. Cevap bununla başlamıştır. Dolayısıyla başına fa'nın dahil olması gerekir. Hayya selam verirse. Hayye, hayya. Bunlar mazi fiil yani in
Nerede cezmetti? Diğer konuyu düşünüp sükun nerede, cezme alameti nerededir diye düşünen varsa bu mazi bir fiil olduğundan dolayı kendisine cezme alameti aranmaz. Ne denir? Mahallen meczum denir. Diğer konuyu da unutmayalım. İn istecareke garibun feecirhu. Yine cevap emir olarak gelmiştir. Ecir barındır hu onu. Emir olarak geldiğinden, emri hazır olarak geldiğinden başına fa dahil olmuştur. Fezheb yani feizheb. Cevap yine emri hazır olarak geldiğinden, emir olarak geldiğinden başa fa dahil olmuştur. Tıpkı bir aşağıdaki fe gul burada olduğu gibi. Gul emirdir, başına fa dahil olmuştur. Cevap cümlesi leyse, niyeme, bitse gibi donuk yani camit ya da nakıs bir fiille başlıyorsa. Men efşa sirra sadik fe leyse. Leyse gelmiştir cevap cümlesinin başında. O zaman fe dahil olur. Niyeme gelmiştir. Fa dahil olur. Gelecek zaman bildiren sin veya sefe ile cevap cümlesi başlıyorsa. Fesefe tuhasebu. Yani sefe tuhasebu denilmez. Fesefe denilir. Eğer cevap sefe ile başlıyorsa sefe ile başlayamaz yani. Fesefe olacak. Veya sinle başlıyorsa sadece sin olmaz. Fs olacaktır değil mi? Festeravune. Cevap cümlesinde sin veya sefe varsa sinin veya sefenin başında fe'yi bulacağız. Cevap cümlesi kad ile yazılmış ise. Kad nale, fe kad nale. Fe kad valle. Fa dahil oldu. Neden? Cevabın başında kat yer aldığı için. Cevap cümlesi muzari fiili nasip eden ve olumsuz yapan len edatı ile başlarsa. Cevap cümlesi len ile başlıyorsa lenle başlayamaz. Felenle başlar. Felen, felen. Cevap cümlesi muzari fiil olumsuz yapan ma ile başlıyorsa. O zaman ma ile başlayamaz, fa ile başlar. Yani fema diye yazacaksın. Bir tanesini irabını yapalım demişim. Nur Suresi 52 En'am 17 buralara da bakın denilmiş. İlk ayetimiz ve men yudi'illah. Aslında neydi? Yudi' cezm vardır burada. Sol tarafta sakinle başlamış kelime. Sakinle başladığı için sakinle okuyamayacağımızdan dolayı bu kelimeyi esre verdik. Yudi'illah dedik yani fiil. Bu yüzden esreli. Ve rasuluhu ve yahşallaha ve yettakihi feulake. Şartımız yudu itaat ederse Allah ve Resulüne ve yakşallah ve Allah'tan korkarsa ve yettegihi ona karşı takvalı olursa şart buraya kadar devam ediyor. Kaç fiil cezm oldu? 1, 2 ve 3. Yudu yakşe yettegihi. İttega yettegihi. İşte cevap burada başlıyor. Feulâike. Cevap isim cümlesi olduğundan dolayı başına fa dahil olmuştur. Mübteda haber. Diğer ayet ve in yemses in cezmetti. Yemses yaptı. Yemseskellahu bi durrin fe la kâşife lehu. La kâşife le. İsim cümlesi olduğundan cevap. Bundan dolayı başına fa dahil olmuştur. Devamına baktığımızda illahu ve in yemses şart burası. Bi hayrin fehü ve ala külü şeyin kadir. Burası yine mübteda haber isim cümlesi olduğundan cevap cümlesi isim cümlesi olduğundan başına fa dahil olmuştur. Harfi cer ile kullanılan bazı fiiller. Athara ya'suru'dan sonra ala gelir. Bir şeye rastlamak, ortaya çıkarmak manasına geliyor. İn tesuru'nun düştü değil mi? Vav ve elifin yan yana olmuş olması bunu gösteriyor. Cezm alameti olarak nun'un düşmesi söz konusu. Se'ehbiru el-mes'uline. Faniye dahil oldu. Çünkü ehbir, ehbira, ehbiru emri hazırdır burası. Cevap cümlesi emirle başlamıştır. Bu durumda fa'nın dahil olması vacipti. Bu yüzden dahil olmuş yani.
Bizim konumuz bundan öte. Esera ya sürü kökünden gelen bir fiilden sonra ala harfi cerrinin kullanılması gerektiği idi. Ama siz yine de burayı da unutmayın. Meta esertum ala. Dafa'an, müdafaa etmek, savunmak. Nahnu nudafi'u an. Nahnu nudafi'u nokta 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 ve danina. Noktalı yere hangi harfi cer gelecek? Ba mı gelecek? Lam mı? Kef mi? An mı? Bu tür sorular çıkıyor. Müdafi'u an. Yudafi'u an. Burada kat gelmiştir. Cevabın başında kat olduğundan dolayı başına fa dahil oluyor. Yudafi şarttır. Cezme alameti sükun. Cevap cümlesi burasıdır. Cevabın başına kat geldiğinden dolayı kadın da başına fa gelir. Benzer cümleleri burada görmekteyiz. Len olumsuzluk edatı geldiğinden başına fa gelmiştir. Kat gelmiş. O yüzden başına fa gelmiştir. Tudafi'u an. Şa'ra yeş'urudan sonra ba harfi cerrinin gelmesi gerektiğini unutmuyoruz. Eş'uru bi. Arapçada kalıp ifadelere geçmeden önce Hac 38, Maide 107. Buraya baktığımızda innallâhe yudâfi'u an, yani dâfa'a yudâfi'udan sonra an harfi cerrinin geldiğine ayetten delil olarak burası verilmiş. Maide 107'ye bakalım. Orada da esara usra o fiilden sonra ala harfi cerrinin geleceğine örneklik teşkil ediyor ayet. O yüzden oraya vermişler. Arapçada kalıp ifadeler en barik yoluyla aracılığıyla demektir. Keyfe teddali'u ala'l-ihdâsi fi'l-âlemi utabi'u devamında en darik, yani dariktan önce en gelecek. Fela acebe, şaşıracak bir şey yok. Fela acebe, fela acebe. Selben, selbiyen, olumsuzluk, selbi sıfatlar, olumsuz sıfatlar. Yesir ba'lul edviyeti selben ala şeklinde yer alıyor. İcabiyen olumlu, selben olumsuz, icap olumlu manasına geliyor. Kıraatün bir okuma parçası. Kıraatün okuma. Beynel ebi ve evladihi. Baba ve oğulları arasında. Beyne arasında. Ebe baba. Veledün evlad. Evlad cimidir. Hi onun, yani kendi çocuklarının. Kale el ebu. Baba dedi. Yansahu nasihat ederken ebnahu çocuklarına. Yani çocuklarına şöyle nasihat etti. Aleykum, size gerekir ne? Bil ciddi. Ciddiyet gerekir. Ne zaman? Fiil ameli çalışırken. Yani çalışma hususunda, çalışma noktasında ciddi olmalısınız. Size ciddiyet gerekir. İşinizde ciddi olun. Ve daha bi taatillahi fil ibadeti. Taatillahi itaat gösterin. Fil ibadeti kulluğunuzda, ibadetlerinizde de ciddi olun. Fe innekum, çünkü sizler inşaet tuhlisu, ihlaslı olursanız, samimi iseniz, fi amelikum, işinizde samimi iseniz, samimi olursanız ne olur? Tencihu, başarırsınız, kazanırsınız. Fi hayatikum, hayatınızda. Bir nokta var. Noktada bir duralım. Burada in tuhlisu, in cezmedatlarından, şart edatlarından. Tuhlisu ne? Nun düştü, onun yerine elif geldi, vav var, elif var, cemi müzekker olduğunu anlıyoruz. İn cezme alameti olarak sonundaki nunu düşürmüştür. Birinci fiil bu, şart değil mi? Eğer ihlaslı olursanız tencehu, başarırsınız, başarılı olursunuz. Burası da cevaptır. Aslında tencehu ne? Sonunda nun vardı. Cevap cümlesi olduğundan
diğer adıyla ceza cümlesi olduğundan sonundaki nun harfi düşmüştür. Yani bu fiilin cezm alameti nedir? Sonundaki nun harfinin silinmesidir. Okurken bunlara da dikkat edelim. Ve meta her ne zaman ki ma o şey ki te temes seku sıkıca sarılırsanız bi taatillahi Allah'a itaat etmeye sarılırsanız tenalu nail olursunuz. Kazanırsınız rivaehu onun rızasını. Bir nokta da burada var. Noktalar arası incelemeler yapalım. TTMSQ aslında TTMSQ ne? Sonda nun vardı, nun düşmüştür. Elif gelmiştir onun yerine. Vav da var. Vav'dan sonra elif gelmiş. Burası cemi müzekkerdir. Nunun düşmesi cezim alameti burada. Tenalu. Burada da nun düştü. Nitekim vav ile elif yan yana gelmiştir fiilin sonunda. Burada nunun düştüğünü anlıyoruz. Nunun düşmesi yine cezim alametidir. Şarttır, cevaptır. Ve taavenu. Ve taavenu yardımlaşın demek. Ala fi'lil hayri. Hayır fiili noktasında, hayır işlemede yardımlaşın. Femen her kim yefal yaparsa hayran bir hayır yaparsa hayır işlerse yezid artırır hu onu Allahu Allah min fevlihi lütfundan onu artıracaktır. Dolayısıyla hayırlı işlerde yardımlaşın diyor. Men cezmedatımız yef'al sükun cezme alameti. Yezid bu da diğer fiilimiz yani cevaptır. Burada da daldaki cezim sükun işareti bizim cezim alametimiz olmakta. Ve maherne ki tunfigu infak ederseniz min hayrin hayırdan hayır türünden her ne infak ederseniz yüveffe döner bulur ileykum sizi. Tunfigu ma cezmedatı tunfigu ne tunfigu olmuştur. Vav ile elif yan yana görüyorsunuz. Sonda nun düştüğünü anlıyoruz bu şekilde. Yüveffe. Yüveffe muzaf bir fiil olduğundan cezm alameti sonuncu harfteki fethadır. Desek ne olur? Yanlış demiş oluruz. Çünkü bu fiil vefa. Yanlış tuşa bastım. Çünkü bu fiil şu şekilde yazılmaktadır. Yani sonuncu harf illet harfidir. İllet harfinin hasfi onun alameti olmaktadır. İllet harfi hasfedilmiştir. Bu onun cezm alameti. Yüveffe ödenir, döner, gelir, bulur. İleyküm sizi. Ve mehma ne kadar tebzulu min cuhdin gayret ederseniz, çaba gösterirseniz ne için? Li is'adi li gayri başkasını mutlu etmek için ne olur? Yukaddir takdir eder. Hu onu ennasu insanlar. Mehma cezmedatı tebdülüne tebdülü olmuştur. Sondan nun düşmüştür. Yukaddir cezme alameti. Burada ra'daki sükundur. Ve temesseku bile halakil hamideti. İyi, güzel ahlaka sarılın. Yani güzel ahlaklı olmaya çalışın. Fesahibul huluki el haseni. Güzel ahlak sahibi olan her kimse artık. Eynema her nerede yekun olursa olsun yecid bulur. Er rızka rızık hem de sehlen kolayca rızık bulur. Eynema cezmedatı yekün birinci fiil cezm olmuş. Yecid ikinci fiil cezm olmuş. İkisinin de cezm alameti sonlarındaki harflerdeki sükundur. Buradayız. Tabii şurayı anlattım herhalde. Mehma da cezmedatıydı. Tebdülüne tebzülü oldu. Yukaddir cezm alameti sükun. Buraya söyledim sanırım. Ya ebnai. Ya ebnai ey oğullarım demektir. İlgili kitap daha önceki ünitelerde belki Arapça 2'de belki Arapça 1'de artık nida harfler her nerede işlendiyse ya nida edatının ey manasına gelmediğini kendisinin bir çevreye dahil olmadığını ifade etmişti. Burada çevrede ise ey diye çevirmiştir bunu. Herhalde daha önceden söylediğini unutmuştur. Bu bir eleştiri yani bir yerde. Ya ebnai, ey oğullarım. El validani. Validani anne ve baba.
Huma işte o ikisi. El-Vahidani yalnızca o ikisi. El-Ledani işte onlar. Yadirani uçarlar. Ferhan sevinçten. Ne zaman? İndema o esnada ki. Yeri yani onlar o ikisi görüyorlar. Ebna-ehuma çocuklarını. Efvale minhuma kendisinden daha efdal, daha iyi durumda gördüklerinde sevinirler diyor. Havaya uçarlar. Sevinçten havaya uçarlar. Lakin fakat fi ba'dil ahyani bazı hallerde, bazı durumlarda bazen tecri olur. Tecri er-riyahu rüzgar eser, tecri eser er-riyahu rüzgar. Bima o şekilde ki la teştehi istemiyor. İstemez. Es-sufunu gemiler. Sefinetun sufunun. Sufun cemidir. Bazen rüzgar gemilerin istediği gibi esmez. El hayatu hayat leyset değildir. Dara saadetin saadet yurdu, saadet yeri, mutluluk yeri. Fakat yalnızca hayat yalnızca mutluluk yeri değildir. Bel aksine dara amelin çalışma yeridir hayat. Ve kullu şeyin ve her şey ki fiha onda vardır. Yetegayyeru değişir. Hayatta her ne varsa o değişir. Ve yentehi ve son bulur. Ve yapka ve kalır ney? Eseru ma. O şeyin eseri sonucu ki garaset yedake. Garaset dikti. Yedake senin ellerin. Ellerinin diktiği kalır sadece. Onun eseri kalır. Fe öyleyse la feraha daimun. Devamlı bir sevinç yoktur. Ve la huzne daimun. Devamlı bir hüzün de yoktur. İkisi de vardır. Hakeda el hayat. İşte hayat böyledir. Met ve cezir gibidir yani. Hayat işte böyle met ve cezir gibidir. Bir gelir bir gider. Gel git gibidir. Hakeda böyledir. Dabiatul hayati. Hayatın doğası böyledir. Her zaman işler dört dörtlük gitmez. Ve ene ben neyim? Vasikun bikum. Vasik güveniyorum. Bikum size. Ve daha neye? Bi ehlamikum. Sizin düşlerinize de güveniyorum. Burada ise i'ziru yazıyor. I'ziru. Baştaki hemzeye esre veriyoruz. Azera ya'ziru kökünden emri hazırdır. Cem müzekker muhataptır. Af edin ni beni. Özür diliyor burada. Ya evladı, ey çocuklarım. İnşayet kassartu yevmen fi hakkikum. Bir gün hakkınıza girdiysem şayet af edin. Fesetarifune lahigan. Lahik daha sonra. Se İleride, yakında tarifuna anlayacaksınız. Daha sonra ileride anlayacaksınız. Kem ne kadar aneytu ben çektim zorluklar. Zorluklar çektim. Nerelerle uğraştım. Min ecli isadikum. Sizi mutlu etmek için neler çektiğimi daha sonra anlayacaksınız. Muhtarat min emsalil Arabi. Arap atasözlerinden seçmeler. Muhtarat seçmeler demek. Kurdu çoban yapan sürüye zulmetmiş olur. Men her kim ki istera çoban yaptı. Evvibe kurdu. Fe bu durumda kaç şüphesiz ki zaleme zulmetmiş olur. Eleganeme koyuna koyun sürüsüne. Ganem koyun için kullanıyor. Burada sürü diye çevrilmiş. Men istera'e zibe fekaz zaleme. Yani istera'e burada nedir? Men evvela şart edatımız. İstera'e şart fiilimiz. Zaleme ise cevap fiilimizdir. Her iki fiilinde mazi olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla kendileri lafzen değil mahallen mezzumdur. Unutmuyoruz mazi fiiller. Mahallen mezzum olur. Başında onu cezmeden bir şey varsa her zaman mahallen mezzumdur demiyoruz. Söz gümüş ise sükut da altındır. İda kânel kelâmu min fiddatin fe inne sükûte min zehebin.
İzâ kânel kelâmu kelam ise kelam olduğu vakit min fiddatin gümüş fe öyleyse inne sukute sukut da nedir? Min zehebin altındır. İrbit bil hayati hayatla yaşamla ilişkilendir. Tegûmu cemaatun neşâdî fil câmiyeti bitenzîmi. Tenzim düzenlemek. Tenzimi rahalatin. Tabi cümle devam ediyor. Tegumu gerçekleştirir, yapar, yapıyor. Cemaatün neşadı. Neşat kelimesi etkinlik manasına geliyor. Aktif manasına geliyor. Cemaatün neşadı çalışkan bir grup öğrenci gerçekleştiriyor. Fil camiatü üniversitede ne gerçekleştiriyor? Bir tenzimi rahalatin. Rahalat seferler, yolculuklar demek. Yolculuklar düzenliyor. Yolculuk, sefer düzenliyor. Ne için? Li ziyaratil emakini el mukaddeseti. Mukaddes mekanları ziyaret için bunu düzenliyor. Nerede ki mukaddes mekanlar? Fi Mekke'te, Mekke'de. Ve daha ne için? Eda il umrati ve ümre edası. Ümreyi gerçekleştirmek için de seferler düzenliyorlar. İki şey için demek ki. Bir Mekke'deki mukaddes mekanları ziyaret. Bir de Eda'yı ümreyi gerçekleştirmek için, ümre yapmak için. Ve izâ erâde istediği vakit et talibu öğrenci ney? El iştirake katılmak fi ihdâ hâzihir rahalâti şu yolculuklardan birine katılmayı düşündüğü zaman öğrenci ne yapar? Zehebe gider. Nereye? İlel müşrifi. Sorumlu kişiye. Kim sorumlu ise onun yanına gider. Danışmana yani yetkiliye gider. Öyle yetkili ki bu el içtimai sosyal. Yani halkın gidip danıştığı yer. Ve seccele ve kaydettirir ismehu ismini. Seccele hüve ismehu kendi ismini kayıt yaptırır. Men kim yezur ziyaret ederse el emakine el mukaddesete mukaddes mekanları yahşa titrer kalbuhu kalbi lizikrillahi Allah'ı zikirden dolayı kalbi titreyecektir. Yahşa korkmak, titremek manalarına geliyor. Ve eynema. Eynema her nereye teveccühe yönelse hüve o kişi yani fiha orada mukaddes yerlerde fe innehu sanki o yuşahidi görür el müminine müminleri yazraûne ilallah Allah'a yalvarırken yakarır iken görür. Ne için yalvarıyorlar, yakarıyorlar? Bi en yağfirah affetmesi için lehum onları. Ve daha ne için? Yarallah razı olması için. Razı olsun diye anhum kendilerinden. Fenşayet tafe tavaf etse kişi havlel kâbeti Kabe'nin etrafında vecide bulur adeden pek çok kişi minel müslimine Müslümanlardan yedufuna ma'hu kendisiyle birlikte tavaf eder Müslümanları görür. Emeta her ne zaman yezheb gitse lissâ'yı sâ'yı için beyne Safa ve Merve'ti Safa ile Merve arasında sâ'yı için ne zaman gitse yeltekî kavuşur, karşılaşır. Ma'sâ'ine kendisiyle birlikte sâ'yedenlerle karşılaşır. Ve hâkeda işte böyledir, böylece fe inne şüphesiz ki ziyâratel emâkinil mukaddeseti mukaddes mekanları ziyaret etmek fi Mekke'te. Mekke'de nedir? Mut'atun lil müminler için bir keyiftir. Mut'a keyif, zevk, eğlence manasına geliyor. Keyif vericidir. Li'ennaha çünkü o tenguluhu onu ulaştırır ila cevvin diniyin dini bir havaya kavuşturur ve ruhi bir havaya. Cev hava yani atmosfer, dini bir atmosfer ve ruhi yani manevi bir havaya ulaştırır. Ve tec'aluhu ve onu yapar yetehallesu ait kılar, samimi kılar min kulli ma her o şeyden ki hüve nedir? Dünyevidir. Dünyevi olan her şeyden de onu alıkoyar. Niye? Liye'işe yaşasın diye. Ma'a halikihi yaratıcısıyla birlikte lehazati safain. Lehazat
Anlar, zamanlar. Lahza, bir an. Lahazat, anlar, zamanlar. Safain ve nekain. Bunlar yakın manalı kelimeler. Mesela safa kelimesine duru, baş başa manasını verebiliriz. Nega kelimesine de saf, katışıksız manasını verebiliriz. Dolayısıyla lahazati safain. Duru vakitler geçirmek için ve nekain ve saf vakitler, saf anlar geçirmek için diyebiliriz. Et-tedribatu parantez içerisindeki şart edatlarını kullanarak tekrar yaz. Te-te-a-celu tendem. Bunlara in getir demiş. İn ne yapar? Sükun getirir, sükun getirir. Men getir demiş. Men getirirsen ne olur? Mehma gelirse ne olur? Yani burada ne var? Evvela hangileri cezmediyor, hangileri etmiyor. Ardından hangisi iki taneyi cezmeder, hangisi tek bir tanesini cezmeder. Ardından hangi kalıpta cezm alameti nedir? Bunları da bilirsek burada bir sıkıntı yoktur. Bir de ne var? Bunların kattığı mana var yani. İnle meni kattığı mana aynı değildir. Mehmanın kattığı aynı mana değildir. İzanın kattığı mana aynı değildir. Mananın da gözetilmesi gerekiyor. Burada yapılmış durumlar var. İn tete'ecceltendem. İkisini de sükun işareti vermiştir. İn iki tane muzari fiil cezmediyor. Fiillere baktığımızda bunların cezm alametleri sükundur. Men yine iki tane cezmediyor. İki derken yani daha önce kitapta geçti. En az iki demek bu. Bir tanesini cezmetti. İki tanesini ve üç tanesini. Ve her birinin cezm alameti sükundur. Mehma. Mehma tegul felen erfev. Men bir tanesini cezmetti ve diğerini cezmetti. Sükun alametleri her ikisinde de cezm alametleri her ikisinde de sükundur. Küllema ci'te ferihtu bi gudumike. Küllema'dan sonra mazi fiil gelmiştir. Ardından yine mazi fiil gelmiştir. Daha sonra isim veriyoruz zaten. Bunlar mazi fiil olduğu için kendilerinde cezim alameti bulamazsınız. Başına ne geldiğin hiçbir önemi yok. İza melilte feutruk el-amele. Burası utruk emre hazır zaten. Tereke yetruku utruk. Cezm alameti şudur denilmez. Parantez içinde verilen fiilin uygun çekimiyle doldur demiş. Daha iyi anlamak için şuraya bir bakalım. İn nokta 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 şeribeyi buraya uydur. İnşa şeribe mesela şeribe hüve o içerse el-ma'esu bariden. Soğuk iken ne olur? Temral hastalanır. Bir farklılık var mı? İn teşrep eğer sen içersen temral hastalanırsın. Neden değiştirdi? Şerbi olarak kullansa ne olurdu? Cümlenin devamında temral var. Sen hastalanırsın. İkinci şahıs bir fiil var. Dolayısıyla burada üçüncü şahıs yazamayız. Bu yüzden kendisinin de ne olması lazım? Cümlenin akışına ki burada temraz yani uyumlu olması gerekiyor. İn teşrab ente sen içersen el maesu bariden soğuk iken ne olur? Temrav ente hastalanırsın. Meta her ne zaman yuhmil ihmal edersen vacibatihi onun ödevlerini yefşel başarısız olur. Edersen dedim gerçi. Burada edersen yok. Üçüncü şahıs bunlar. Yuhmil ihmal ederse o, görevlerini ihmal ederse yefşel başarısız olur yine o. Yani mesela iki taneyi burada yine cezmetmiştir. Cezm alametleri sükun işaretleridir. Şimdi neden feşile fiili muzari olarak kullanıldı? Meta cümlenin devamında yuhmil, ehmele, yuhmilu, yuhmil ifar babından muzari malum fiil gelmiştir. Feşile de ona uymuştur. Kerreme. Eynema yedheb sahibul ilmi kerreme. Burada yukerrem. Çünkü fiil zaten muzari olarak gelmektedir. Oraya uyum sağlamıştır. Kerreme yukerrimu yukerramu yukerram olmuştur. Meçhul muzari fiildir. Eynema her nereye yedheb gitse sahibul ilmi ilim sahibi yükerram ikram olunur. Kendisine ikram edilir yani.
İnteşara et-ta'limu. İnteşara başka ne şekilde yazılmış olabilir? İnteşara, inteşar olarak yazılmış. Bir değişiklik yok. Buraya bakalım. Yani ente ted'uni fe ene, ben ecabeyi ben kalıbı birinci şahısa getirmen gerekir. O da ucib olur. Ucibu, ucib ke halini almıştır. Eyyane'nin cezmettiği ortada. Uygun olanıyla doldur demiş. İnşaet tezur, ziyaret edersen ni beni, işte şöyle şöyle olur. Este zifke. Este zifke. Buraya in değil de meta gidersen. Meta ne zaman tezur, ziyaret edersen ni beni, şöyle şöyle olur. Burada meta geçti, sen ziyaret ettiğin vakit şöyle olur demekti. Haysuma olsa ne olur? Men olsa ne olur? Yine men var. Burada inin kullanılması neden gerekmiştir? Mana ile alakalı. Çünkü sen ziyaret edersen şöyle şöyle olur. Mana bilmediğimizi varsayalım. Şart olduğundan dolayı inin kullanılması gerekiyor. Meta kullanılmalı. Meta tehtec ileyye fe, bu durumda ene müstaidun. Meta her ne zaman tehtec, ihtiyaç duyarsan ileyye, bana, fe, bu durumda ene ben müstaidun, hazırım. Fa'nın dahil olduğunu görüyorsunuz. Çünkü cevap cümlesi mübteda ve haberden oluşuyor. İsim cümlesidir yani. Mübteda, haber. Meta tahtac. İn koy. İnşa et tahtac. Sen ihtiyaç duyarsan ileyye, bana. Fe, bu durumda ene müstaidun, ben hazırım. Benim hazır olmam senin ihtiyaç duymana bağlanmış. Yani ihtiyaç duymasan hazır değilim durumu ortaya çıkıyor. Bu da doğru bir yaklaşım değildir. Yani bir şart yok burada. Ne zaman hazır olursan ol, ben hazır. Sen ne zaman ihtiyaç duyarsan duy, ben hazırım manası var burada. Eğer ihtiyaç duyarsan o zaman hazırım manası yok. Buraya şart için in, yani buraya konulamaz. Haysuma yekun el alim yuhterem. Yuhterem, evet. Alimler doğrusu olsun, hürmet edilir kendisine. Haysuma yerine meta koy. Meta her ne zaman yekun olursa olsun el alim alim yuhterem, ihtiram edilir, hürmet gösterilir. İnşa et yekun olursa el alim alim, ne olursa ama, gerisi yok. Men her kim ki yekun oldu el alim alim yuhterem, hürmet edilir. Kim alim olursa hürmet görür yani. Olabilir. Men yahda'en nase yahsar. Kim insanları aldatırsa, tuzak kurarsa hüsrana uğrar. Menisil in. İnşa et yahda'. O kişi bir tuzak kurarsa ennase insanlara, yahsar, hüsrana uğrar. Olabilir mi? Olabilir. Yani bazıları diğerlerin yerine kullanılabilir mesela. İni buraya getirebilirsin ama meni buraya getiremezsin bu defa. İnin burada kullanılması aklen mümkün olsa da menin burada kullanılması mana bakımından uyumlu olmayacaktır. Dolayısıyla bu şekilde yazılım bir yerde nedir? Zorunludur. Yer alan boşluklar uygun harficelerle doldurun. Bu defa yudafi'den sonra an gelip gelmediğini bilmemizle alakalı. İşte hangi fiilden sonra hangisi geliyordu veya hangi kelimeden önce hangi harficeler geliyordu? Bunları bilmemizle alakalı şeyler bunlar. Tudafi'u an yine. Şara yeş'uru ba. Uygun olanlarla doldurun demiş yine. Soruyu bir görelim, tam anlayamadım. İza dalepte icazeten felyekun, şöyle şöyle. İza dalepte, eğer istiyorsan icazeten, bir izin, bir belge. Felyekun, öyleyse ol, olsun, ne olsun, şöyle şöyle olsun. İza lakita minhum muameleten seyyeten nokta nokta şeklinde gidilmiş. Şimdi anladım. فَلْيَكُنْ عَنْ طَر۪يقِ اِدَارَةَ الْكُلِّيَّةِ. Buradaki her biri manalarla alakalıdır. Yani sınavda böyle bir soru çıksa, şurası boş bırakılsa, عَنْ طَر۪يق mi seçmeliyim, سَلْبَن mi seçmeliyim, اِيْجَابَن mi seçmeliyim? Bunları anlamak zor olabilir. Neden zor olabilir? Cümleyi manasını bilmen lazım. Bilmezsen iş zor olmuş olur. Darık'tan önce anın geldiğini biliyorsunuz. O şekilde gelmiş. La acebe selben icaben. Selben olumsuz. Menfi icaben olumlu demekti. Yani orası ezber işi.
Aşağıdaki şart cümlelerinde gramer bakımından yanlış yazılan yerleri tespit ederek düzeltin. Bu çok güzel bir sorudur. Grameri anlayıp anlamadığınızı ölçmeye yöneliktir. İn te'tebiru. Olur mu? Olmaz. İn ne yapmalı? Buraya cezmetmeliydi. Cezm alameti olarak burada sükun. Ra'da sükun olmalı. Yusamihuke. Yusamih olmalı. Yani ha'da sükun olmalı. İn tezuru ni ukrimke. İntezur olmalı. Ra'da sükun olacak. Vav da sinilecek. Ukrimke. Men yesrik hüve mücrim. Yani hatalar belirgin. Tezur ni ukrimke. Men yesrik fehüve mücrim. Direkt hüve mücrim değil. Fehüve. Neden? Çünkü cevap cümlesi isim cümlesidir. Değil mi? Hüve mübtedadır. Mücrim haberdir. Cevap cümlesi isim cümlesi olduğundan başa yani ilk kelimeye fa'nın dahil olması gerekir. İza merilte hasta olduğun vakit hasta olursan fedhep git ila tabibi doktora. Fa'niye dahil oldu. Cevap cümlesi emirle başladığı için fa'nın dahil olması vacipti hatırlıyorsunuz. Buradaki vacip yani Allah emretti zanni bir delille şeklinde değil dil bakımından zorunluluğu ifade etmektedir. Burası şart, burası cevaptır. Men yutkin amelehu fehüve müstakim. Fehüve müstakim. Burası neden? Hüvenin başına fa dahil oldu. Çünkü hüve müptedadır. Müstakim haberdir. Müpteda haber birlikte bir isim cümlesini oluşturur. Cevap cümlesi yani bir isim cümlesi olduğundan başına fa'nın dahil olması zorunluydu. Yutkinu olmaz. Men cezmeder. Yutkin şeklinde. Bir hata doymuş. Anlamca uygun olanlarla doldurun. İn turid eşrah leke el mevzu'a. İnşa et turid sen istiyorsan ne olur? Eşrah ben yorumlarım, şerh ederim, açıklarım leke senin için el mevzu'a konuyu. İn turid. İnşa et turid ente sen istersen indema dığı zaman leke sana el mevzu'a konu enema. İn turid istersen fe bu durumda ehbir haber ver neyi bana leke sana el mevzu'a konuyu. Taibe yet'abu. Yorgun demek yet'ab. Taibe yet'abu. Yorulmuş. İnşa turid istersen sen yet'ab o yorulmuş. Leke senin için. Yani yorulur. O senin için yorulur. El mevzu'a konu. Uygun değil. Dolayısıyla eşrah olması gerekir. Men kim yüstriyen nokta nokta. Men yüstriyen yetab. Kim acele ederse yorulur. Buraya uygundur. Men kim yüstriyen acele ederse eşrah açıklarım. Yani eşrah burada kullansam ne olurdu onu göstermek için söylüyorum bunları. İza utte sen döndüğün vakit fe o zaman ehbir haber ver ni bana ehbir emri hazır burada. Emirdir cevap cümlesinde emir var. Bu yüzden fa dahil olmuştur. Keyfe ma tuamilhum yuamiluke indema dehaltu el-urfete ve ced tuhu bakiyen. Hepsi uygunlu yere yazılmış. Okumuş olduk nedendir diye anlatmaya çalıştık. Karışık yazılmış bunu uygun hale getir demiş. Eynema tekunu ye'ti bikumullahu cimi'a. Eynema her nerede tekunu olursanız olun ye'ti gelir bikum size Allah Allah cimyen hepinize gelir. Yani siz kaç işiniz yok. Burası bu şekilde düzenlendirmiş. Tekunu'yu başa alsan tekunu başa alamazsın. Sonda nun neden yok yani cezmedatı nerede değil mi? Dolayısıyla tekunun başında eynema bir cezmedatı olmalı. Cemi yani en başa alamazsın. Bikum olmaz. Yeti en başa olabilirdi. Eta, yeti en başa olabilir mi? Olamaz. Çünkü cezim halinde mezumdur an itibariyle fiil. Cezim alameti sondaki illet harfinin düşmesidir. Dolayısıyla başında bir cezmedat olmalıdır. Allah lafzını en başa alsan Allahu Allah tekunu tekun olmaz. Eynema her nerede tekun olursanız olun yeti gelir şeklinde de düzenlenebilir miydi? Kolay olan nedir? Edatı başa almaktır. Eynemayı başa alacaksın. Başa aldıysan
Ardından şart ve cevap cümlelerini nereye yerleştirmeliyim? Aklına gelen ilk şey bu olmalı. Ferihtu ci'teni meta bike. Meta'yı başa alacaksın. Ci'teni ferihtu bike. Yine in, edat başa, enema edat başa, ida edat başa gelecek. Türkçe'ye çevir, çevrilmiş. İn tebki ehzen. İnşa et tebki sen ağlarsan. Fiil aslında beka idi. Beka mazidir. Muzarisi bu şekilde gelir. Yebki şeklinde. Yebki, tepki, çekime göre. İşte sonundaki illet harfi silinmiştir. Yani illet harfinin silinmiş olması onun nesi olur arkadaşlar? Cezim alameti olur. İnşa et tebki. Buradaki ki zamir değil. Hani ke kuma kum ki kuma ki sen manasında bir zamir değil. Fiilin orijinal harfidir. Kendisinden sonra da illet harfi vardı. O düşmüştür cezim alameti olarak. İnşa et tebki sen ağlarsan ehzen ben de üzülürüm. Tebki de cezim alameti sondaki illet harfinin silinmesi. Ehzen de cezim alameti sonuncu harfin sükunlu yazılmasıdır. Meta tahsun ahlaquke yeksur cezm alameti sukun cezm alameti sukun in yegum kullu amilin bi vacibihi tezdehir cezm alameti sondaki sukun. Bizi aldatan bizden değildir, bir hadisi şeriftir zaten. Men her kim gaşşe aldatırsa na bizi, na burada mef'uldür, hüve gizli zamir fail olur. Ve bu durumda işte leyse minna bizden değildir. Haber burada camit fiil olduğu için başına fa dahil olmuştur. Bu tür soru çıkabilir. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vücuben yani vacip olarak kendisine fa dahil olmuştur? Aşağıdaki cevap cümlelerinden hangisine fa vacip olduğundan dolayı dahil olmuştur? İşte camit miydi, emir miydi, isim cümlesi miydi? Bunları bilmeniz önemli. Ya bu şekilde söylediğim soru çok mantıklı olmadı ama şöyle de olabilir yani. Men gaşşena nokta 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 minna. A şıkkı leyse yazılmalı. B şıkkı feleyse yazılmalı. C şıkkı şu, D şıkkı şu. Ne yapman lazım? Feleyse'yi seçmen lazım. İda eda'te valideyke radıya. Ebeveynlerine itaat edersen senden razı olurlar. İda eda'te. İtaat edersen valideyke ebeveynlerine ne olur? Ravıya o ikisi razı olur anke senden. Ravıya ravıya tesniye mazidir bu. Bir şey düşmüş değil yani. Mazi fiil. Terliysen soğuk su içme. İn kunte arikan fela teşrabı. Burada falan dahil olacağın içme, yasaklama manasını gördüğümde anlamıştım zaten. Dolayısıyla şöyle bir soru da gelebilir. Terliysen soğuk su içme. Tırnak içine al. Bu Türkçe mananın, Türkçe çevirinin doğru Arapça yazılışı aşağıdaki hangi şıkta verilmiştir? Şıklar sıralanır. Sen orada içme bir yasak koyduğunu gördüğün için ne yapman lazım? Cevabın başında fa'yı görmen lazım. Çünkü nehi ise cümle başında fa olması gerekir. La teşrab. İçme, sen içme. Fa olacak burada. Ne içme? Maen bariden soğuk su içme. Kim çabalarsa kazanır. Men yesa yeksip. İda raca'te iler biladi fe murra bi. Ülkeye döndüğünde bana uğra emirdir. Murra. Emir manasında kullanılmıştır. Ne dersen kabul ederim. Cezm alametleri aşikar. Meta et'ab Esterih şart cevap. Atladığımız sadece sorular kaldı. Buralara dikkat ediyorsunuz. Bir, Le kuntu arifu enneke fi el beyti şeklinde başlayan şart cümlesinin cevabı ne olabilir? Neyle ilişkilidir? İntezir ni intezir ziyaret et
Ya bak ni bana beni le elbette zürt ziyaret ederim ki seni lem tentezirni zür ziyaret et ni beni sezuru ke seni ziyaret edeceğim manasına geliyor. Leşhet küntü ben isem arifu biliyorsam enne şüphesiz ki ke sen fil beyti evdesin senin evde olduğunu ben bilirsem ne yaparım? Le elbette zürtü ziyaret ederim ke seni. Sen evde olduğunu bilirsem intezir bekle beni. Lem tentezir bekleme ni beni. Zur ni beni ziyaret et. Sezuru ke seni ziyaret edeceğim gibi farklı şeyler var. Evde olduğunu bilirsem beni ziyaret et. Olmaz. Le zurtu. Zurtu ben ziyaret ederim ke seni. Uyumlu olan hangisidir? Ba'dır. 5. Men ya'mel eşşerra yahsud en nedeme. Yahsud irabı nedir? Şart cümlesi meznun fiil diyor. Men her kim ya'mel yaparsa işlerse şart burasıdır. Burası da cevaptır. Cevap cümlesi meznun muzari fiildir. Yani ceyhandır. 2. Arapçada faul cevap ile ilgili kurallardan hangisi doğrudur? Yani bu şekilde de sorabilir. İlla Arapça vererek sorması gerekmiyor. Cevap cümlesinin başına duruma göre vücuben ya da cevazen gelir. Cevazen ne zaman gelir? Buna hiç değinmedi. Ama vücuben gelecek yerleri bize tek tek saydı. Cevazen geldiğini ben henüz görmedim bu kitapta anlatıldığını. Belki ben gözden kaçırdım. Belki vardır. Adamın hakkında yemeyelim. A şıkkıdır. Evet, vücuben de cevazen de gelir. 6. Tegulune elhak. Noktalı yerine gelecek demiş. Tegulune fiilinin uyumlu halini yazmamız bizden isteniyor buraya. Ne olur o? İn ne yapar? Cezmeder. Peki tegulune. Bunun cezm alameti ne olur? Nun'un düşmesi olur. Çünkü standartta cemi müennesler hariç bir muzari fiil nunla bitiyorsa çekimden dolayı nun ekleniyorsa orijinal harften bahsetmiyorum. Bundan kasıt tesneler, cevim müzekkerler, müfett müennes muhatabaydı. O nunun düşmesi onun cezm alameti idi. Dolayısıyla nunu silersen tegulu kalır ki bu doğrudur. Yani hangisi olabilir o zaman? Burası olmaz. Burası olmaz çünkü fiil teyliydi zaten. Teguluna nun hala var. Tegulu Denizli'deki olur. Tegulu buradaki olur mu? Buradaki olmaz. Ne fark var? Şöyle bir fark var. Lamdan sonra elif yok burada. Burada ise lamdan sonra vav ve elif var. Nun gittiğinde nunun yerine elif yazılıyordu. Vav zaten varlığı sabit. Nunun yerine de elif geliyordu. Bu çok önemli bir bilgi yani. Bu elif var mıdır, yok mudur? Gözden kaçırmamaya çalışın arkadaşlar. 3 ve 7. Gramer bakımından hangi sözcüğün getirilmesi uygun olur? Men kâle ene âlimun, men her kim ki gâle derse, ene ben âlimum, âlimim derse, öyleyse şöyle şöyle şöyle. Fe bu durumda hü o kişi nedir? Cahilun cahildir. Hüve cahilun. Fe inneha, inneha neden olsun? Ha müennes zamiri. Burada müennes yok. Ceyhan olamaz. Ba elleyse cahilun. O cahil değil midir? İnnehu cahilun. Şüphesiz ki o cahildir. Fehüve cahilun. O cahildir. Fehüve çünkü hüve mübtedadır. Cahil haberdir. Yani hüveyi buraya yazdığında mübteda haber bir isim cümlesi olarak cevabı yazmış olacaksın. Cevap isim cümlesinden oluşursa başına fa dahil olurdu. Bu vücubendi. Bu yüzden Edirne doğru olur. Yedi indema usafiru bil hafileti la eş'uru. Eş'urudan sonra ne geliyordu? Ba geliyordu. La eş'uru bir rahile. Neyle alakalı bu? Fiil, harfi cer ezberlemesiyle alakalı bir soruydu. Peki 4 ve 8. 4'e bakalım. İntefal nokta nokta nokta. Fehâdihi hiye el hürriyetu. Sevdiğin şeyi yaparsan işte özgürlük budur. Sevdiğin şeyi sevmek. Hangi sevme manasına gelmekte? Ehabbe yuhibbu tuhibbu. A şıkkı. Sevmek. İşteha yeştehi. Bu da arzulamak. Yakın mana.
Yuradu kastedilen, yenbeği gereken, taksut kastedilen. İn her ne ki tefal sen yapıyorsun. Ma o şey ki tuhibbu seviyorsun. Sevdiğin şeyi yapıyorsan fehadi işte bu nedir? Hiye el hürriyetu o hürriyettir. Sevdiğin şeyi yaparsan işte özgürlük budur. Sevdiğin şeyi sen yaparsan. Yeştehi o bir kere iştaha yeştehi üçüncü şahıs onun arzuladığını yaparsan yeştehi seçersen onun arzuladığı burada senin sevdiğin ve senin yaptığın ikisinde de iş yapan sensin fail sensin yeştehi ise üçüncü şahıstır o yani onun arzuladığını yaparsan olur bunu yukarı alırsak ya ile yazıldığından bunu anlıyorum yoradu yine ya ile yazılmış üçüncü şahıs yenbeği yine üçüncü şahıs tek sut. Bu ise kastetmek manasındadır. Sevmek manasında değil. Yani burada sevmek, arzulamak A ile B'dir. Ama B'ye baktığında üçüncü şahıs, A'ya baktığında ikinci şahıs. Diğerleri zaten mana olarak alakasızdır. Direkt sevme manası sadece A'da vardır. Dolayısıyla Adana'dır. 8. Nereye gidersen geliriz. Hangisi doğru Arapça karşılık olur? Eynema demektir değil mi? Nereye? Eynema tedhebu giderseniz nedheb biz de geliriz. Giderseniz ama. Gidersen değil. Giderseniz. Burası cemidir. Sonunda nun düşmüştür. Vav ile elif yan yana yazılmış olması. Nun'un düştüğünü gösteriyor. Cemi müzekkadır. Giderseniz sizler çoğul. İza zehebte. Sen gittiğin vakit nedhebu biz de geliriz. Te, sen. Burada gidersen. Gittiğin zaman ama. Nereye gidersen. Bir şart söz konusu değil. Eynema zehebna eteytum. Zehebtu zehebna. Biz gittik. Biz gelmek manasında, gitmek manasında olmamalı. Zehebi değil. Denizli. Eynema. Her nereye tedheb ente sen gidersen ne ti biz de geliriz. Eta yeti ne ti ne ti mezumdur. Rezm alameti sonundaki illet harfi onun silinmesidir. Doğru yazılım budur çünkü gelme fiili etadır. Ne ti biz geliriz. Yukarı baktığımızda eteytum siz gelirsiniz. Burada ise gelme işini biz yaparız yazmış. Orası eteytum olmaz. A ile B de zaten zehebe fiili yani gitme fiili kullanılmış. Biz gideriz, biz gideriz, biz geliriz değil bunlar. Ceyhan'da da siz gelirsiniz yine biz değil. İza tezhebu. İza tezhebu. Sen gittiğin vakit ne'ti biz geliriz. Gidersen değil. Bir de İza tezhebu cezmetmemiş yani. Yazılışta da problem var. Dolayısıyla 8. cevabı Denizli'dir. Çünkü tezheb mezumdur. Rezm alameti sükundur. Ve gitmek manasında sen gidersen demektir. Ne'ti, ne'ti bu da mezumdur. Rezm alameti sonundaki illet harfinin silinmesidir. Yani yazılışında, irabında bir sıkıntı yoktur. Aynı zamanda eta kökündendir. Yani gelme manasındadır. Biz geliriz manası taşıyor. 9 ve 10 Arapça bir cümle ve Türkçe karşılığı sorulmuş. Haysuma tezheb. Haysuma her nereye tezheb gidersen git fi Türkiye. Türkiye'de yusaid yardım eder ki sana en nasu insanlar. Burada ne zaman demiş. Haysuma ne zaman değil nereye demektir. Türkiye'ye her gittiğinde her gitmek değil nereye. Bir şu var. Hani aynı mana diyebilirsin ama yardımcı oldu olur değil. Yardımcı oldu. Mazi fiil manası verilmiş. Fiil ise sa'ide yusa'idu. Muzari fiildir. Yardımcı olur. Burası doğrudur. Yardım etti olmaz. Yardımcı oldu olmaz. Bunlar mazi fiil değil mi? Etti, tı, ti, du geçmiş zamandır bunlar. A ile B oradan zaten direkt kaybeder. Türkiye'de nereye gidersen git insanlar sana yardımcı olur. Er, ar, ir, ur.
Bu şimdiki zaman geniş zaman ekleri. Dolayısıyla Ceyhan zaman dilimi bakımından doğrudur. Aynı durum Denizli'de, Edirne'de mevcuttur. Lakin bir fark var ortada. O fark da nedir? Haysuman geldiği mana. Nereye demektir? Haysuman her nereye? Türkiye'ye gidersen insanlar sana yardımcı olur. Haysuman'ın manası nerede? Türkiye'ye gidersen. Türkiye'ye gidersen değil. Haysuma her nereye tezhep gidersen fi Türkiye, Türkiye'de her nereye gidersen. Yani Türkiye'nin hangi bölgesine gidersen. Ankara'sına, İstanbul'una veya Isparta'sına, Samsun'a, işte Samsun'un şu ilçesine, şu köyüne, bu dağına gibi. Burada ise Türkiye'ye gidersen, Türkiye'ye gidersen demiyor. Haysuma her nereye tezhep gidersen, nerede ama dünyada demiyor. Fi Türkiye, Türkiye'de. Yani Türkiye'nin her neresine gidersen git demektir bu. Dolayısıyla Ceyhan doğru olur. 10 işte cümle 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 nokta 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 noktalı yere ne gelmelidir? Bir defa soruyu düşündüğümüzde ışıklarda en darik görüyorsun. Cevle birlikte en darik cevi yani hava yoluyla. İda saferna biz yola çıktığımız vakit ila biladin herhangi bir yere doğru. Be'idetin uzak bir yere doğru çıktığımızda nezhebu gideriz. Neyle gidersin? Hangi yolla? En barigil cevi hava yoluyla gideriz diyor. Veya lil gayeti min ecli bedelen min bir sebebi. Sebep bir sebebil cevi. Hava sebebiyle gideriz. Bedelen min şunun yerine min ecli şundan dolayı en barik yol. Lil gayetil cevi hava gayesi için. Hava maksadı için veya hava sonu için. Doğru şık Bursa'dır. Bu kalıp ifadelerle alakalı bir soruydu. Peki ünite nasıl bir ünite? Zor mudur? Değildir. Cezmedenleri ve cezmetmeyenleri, şart manasına gelenleri ve gelmeyenleri. Kaç tane fiil cezmeder? Etmez. Mazi olsa nasıl adlandırırsın irabını? Muzayir olsa nasıl adlandırırsın? Cezm alametleri nelerdir? Bunların her birini anlamış olmamız gerekiyor. Bir de bu şart edatları, cezm edatları bunların her birine geldiği manaları bilmemiz lazım. Eyyun Nurep bunun dışının mebni olduğunu bilmemiz gerekiyor. Hangisi harf, hangisi isim? Bunları bilmemiz gerekiyor. Bir de burada neler vardı? Kelimelerin kullanışta en darik. Mesela bi darik değil, fi darik değil. Harfi cer ve fiil ve kalıp ifade kullanımlarını ezbere bilmemiz son derece önemli olacaktır.